Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir. Bugün yine bir başka video ile daha karşınızda olacağım. Bugün sizlerle birlikte sektörünün lideri olan bir şirketten bahsedeceğim ve sektör lideri olmasına rağmen çok çok önemli bir yatırımın altına imza atan bir şirketten bahsetmek istiyorum. Bu şirketimizin adı Konya Kağıt. Konya Kağıt'ın çok önemli bir yatırımı var ve ben açıkçası bu yatırımla birlikte güzel yerlere gidebileceğini düşünüyorum kısa vadede. Yani kısa vadede %30 civarında en azından primlenebileceğini düşünüyorum. Tabii bu yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Sadece teknikle temel arası bir çalışmadan ibarettir. Bunu da belirtelim. Şimdi Konya Kağıt'ın öncelikle son bilançosuna bakalım. Daha sonra yatırımına bakalım. Sektörel bazı durumuna bakalım. En sonunda nerelere gidebileceğini konuşalım. Şimdi Konya Kağıt'a şöyle baktığımız zaman çeyreksel anlamda satışlarımız bakın 155 milyondan 668 milyona gelmiş. FAVE'ye baktığımız zaman 24 milyondan 192 milyona çıktığını görüyoruz ama mesela şu FAVE anlamında bakın 220'den 192 bir düşüş var. Yani bir önceki çeyreğe göre bir miktar düşüşler var. Net kâra baktığımız zamansa 32 milyondan 263 milyona çıktığını görüyoruz. Yani çeyreksel anlamda bir önceki senenin 3. çeyreğiyle kıyasladığımız zaman inanılmaz artışlar yakaladığını söylemem gerekiyor. Net borcumuz negatif, işletme sermayemiz 595 milyon TL, öz kaynaklarımızda 1.89 milyar TL. Gayet güzel, hepsi bütün rakamlarda artışlar olduğunu görebiliyoruz. Karlılıktan marjlara baktığımız zamansa bakın brüt kar marjımız %43'ten %32'ye düşmüş çeyreksel anlamda. Bu anlamda ne yazık ki iyi değil. Ama şöyle de bir durum var. Ben kağıt ve ambalaj sektörünün çekmiştim sektörel bazı durumunu. Baktığımız zaman orada marj anlamında en iyi şirket Konya Kağıt'tı. Yani marj da iyiyse sektör lideridir diye de yorumlayabiliriz. Şimdi fabrik marjına baktığımız zamansa bakın %40'dan %28'e bir düşüş var ama yıllık bazda çok da fazla bir etkisi yok, onu da belirtelim. Şimdi net kar marjına baktığımız zamansa bakın net kar marjı da burada %39 olarak kalmış. Zaten yıllık anlamda da çok bir değişme yok. Yani burada marjlarda çok ufak da olsa düşüşler olduğunu söyleyebiliriz ama genel anlamda hala şirketimizin iyi olduğunu söyleyelim. Şimdi çarpanlardan hisse başı kârına baktığımız zaman son bilançoyla birlikte şirket hisse başı kârını 7.40'a taşımış. Yani şirketimiz sermayesinin 7 katından fazla net kâr elde ediyor, oldukça güzel. Ve şöyle tarihsel bazı çarpanlarına da baktığımız zaman, yani tarihsel demek çok doğru değil çünkü şirket çok eski değil. Yani mesela FK 2'lerdeymiş, mesela 2, PDD'de 0.79, FDF'de 4.17. Yani bu şirket hiç pahalı olmadı. Yani halka arz olduğundan beri şirketimizin çarpanları sürekli olarak uygun makul seviyelerde kalmaya devam etti ve hala da devam ediyor. Ve de tabii ki ambalaj sektörünün de bunda etkisi çok büyük. Şimdi gelelim biraz da sektörel bazı durumuna bakalım. Konya Kağıt'ın halka açıklık oranı %20, gayet makul, gayet güzel. Ödenmiş sermayemiz 130 milyon TL, piyasa değerimizde 8,5 milyar TL. Kaldıraç oranımız %13.6 ki bu oldukça güzel, oldukça düşük. Net borç ve öz kaynaklar negatif zaten. Bu anlamda da yine sektörüne göre oldukça güzel. Aktif kârımız %43'lerde, sektörünün %50 yukarısında, gayet güzel. Öz sermaye kârlılığı %50'lerde, yani sektör ile hemen hemen aynı diyebiliriz buna. FK'mız 8.83, sektörünün altında. PDD'miz yine 4.48, sektöre göre ucuz kalmış. FDF'miz yine sektöre göre bu anlamda bakın aynı diyebiliriz buna, çok da fazla ucuzluğu yok. Piyasa değeri böyle satış anlamında sektöre göre bir miktar pahalı kalmış. Net borç bile fabrik anlamındaysa zaten net borcumuz negatifti, bu anlamda hiçbir sıkıntı olmadığını söyleyebilirim. PEG rasyosuna baktığımız zamansa 0.08, yani bu oldukça düşük. Biz birin altında olmasının ucuz olduğunu söyleriz. Yani net kar artışı hızının hisse başı kar artış hızına oranı aslında bu PEG rasyosu ve Konya Kağıt'ta bu oldukça düşük, yani 0.08. Şimdi gelelim, yani genel anlamda bilançomuz güzel, sektörel bazı durumumuz da gerçekten güzel diyebiliriz. Biraz da haberi inceleyelim Konya Kağıt'ta. Hemen kap bildirimlerine gelelim. Şöyle Konya Kağıt'ın bakın dün atmış olduğu kap haberine bakalım. Pardon, dün diyorum, 21 Kasım'da atmış olduğu kap haberini şöyle bir inceleyelim. 08.06, yani 8 Haziran'da da böyle bir kap haberi vardı. O zaman fizibilite çalışmasındaydı bu kap haberi. Şimdi baktığımız zaman bu kap haberine burada ilgide kayıtlı açıklamamız ile şirketin büyüme ve katma değerli ürün gamını genişletme hedefleri doğrultusunda alınan kararda Türkiye'de üretimi olmayan ve ithalat yoluyla tedarik edilen katma değeri yüksek kağıt ve karton üretimi yatırımı kapsamında
250 bin ton kapasiteli Bristol kartonu ve 140 bin ton da kapasiteli baz ve dekor kağıt üretim yatırımlarının teknik ve operasyonel detaylarının araştırılması ve ilgili yatırımlar için şirketin İzmir Torbalı'da bulunan yaklaşık 1 milyon metrekare arazisinin değerlendirebilmesine yönelik ilgili kamu kurum ve kuruluşların nezdinde girişimlerde bulunulması hususlarında detaylı bir fizibilite hazırlatması için şirket yönetim kurulu tarafından genel müdürlüğün yetkilendirilmesi duyurulmuştu o zamanlarda, yani 8 Haziran'daki haberde. İzmir ili Torbalı ilçesi Gazi Mustafa Kemal Mahallesi, yani bu adresten bahsediyor. Bunlar çok önemli değil. Burada önemli olan kısım burada bir yatırım kararı olacakmış ve bu arazi içinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca özel endüstri bölgesi statüsü kararı verilmesi halinde bu kararın kabul ve onayını izleyen 5 yıllık süre içerisinde en az 750 milyon TL'lik yatırım yapılacağının taahhüt edilmesine karar verilmiştir. Yani gerçekten de önemli bir haber olduğunu söylemek istiyorum. Burada ton bazlık kapasiteler de oldukça güzel. Bunun da iyi olduğunu şöyle izah edelim. Hemen buradan bildirim sorgu kısmına gelelim. Şöyle özel durum açıklamasına gelelim. 8 Haziran'daki açıklamaya bakacağız. 08.06 bakın şurada. Baktığımız zaman arkadaşlar bakın 08.06'ya geldik. Bakın ülkemizde yıllık tüketimi yaklaşık 300 bin ton olan ve ithalat yoluyla elde edilen, yani ülkemizde üretim olmayan, zaten az önce de ondan bahsediliyordu. Yani ülkedeki kullanım tüketimi daha doğrusu 300 bin ton olan bir maddenin daha bu neymiş, katlanabilir kutu, yani katlanabilir kutu Bristol kartonu, bunun 250 bin tonunu Konya Kağıt zaten burada üretecek. Yani burada bir nevi ciddi yani ithal açığını kapatan bir proje olduğunu da söylemem gerekiyor. Onun dışında da bakın burada MDF kağıt, yani baz ve dekor kağıt anlamında da ülkemizin tüketimi 100 bin 120 bin tonmuş ve bu Konya Kağıt'ın yapmış olacağı projede 140 bin ton kapasiteli bir üretim gerçekleşecekmiş. Yani burada ithalatın ciddi anlamda önüne geçileceğinin de sinyalleri veriliyor. Zaten önemli bir proje olduğunu da söyleyelim. Sektör lideri olan bir şirket olduğunu da söyleyebiliriz Konya Kağıt'ın. Yani gerçekten de çok çok önemli bir yatırım olduğunu hem ülke adına hem şirket adına söyleyebiliriz. Şimdi biraz da gelelim teknik ve temel olarak detaylarına bakalım şirketimizin. Yani haber gerçekten güzel, yatırım gerçekten güzel. Peki şöyle fiyat olarak kısa vadede nerelere gidebilir, bunlardan bahsedelim. Uzun vadede zaten çok çok önünün açık olduğunu düşünüyorum ben hala. Çünkü çarpanları oldukça ucuz. Şöyle kısa vade tekrardan belirtelim. Kısa vade baktığımız zaman bakın 62,5'luk bir zirvemiz vardı. Bu zirvemiz 16 Kasım'daki zirveye ait ve buranın, bu arada 4 saatlik grafikte çalışıyoruz bunu. Baktığımız zaman bakın 41 lira ile 49 liradan gelen şöyle yükseliş trendi var. 62,5 lirada şöyle bir zirvemiz vardı ve bunu da 25 Kasım itibariyle yukarıya doğru kırmış Konya Kağıt. Baktığımız zaman bu bir nevi aslında daralan üçgen formasyonu. Hedef fiyatımız da burada 84.4 TL. Şu anki fiyatımız kaçmış? 65.4 TL. Baktığımız zaman şu anki fiyatına göre yaklaşık olarak bugün %30 civarında bir potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz. Burada nerelerde girmek makul derseniz de belki şunu da söyleyelim, yani bu bir yatırım tavsiyesi değil, sadece bir çalışma, yani bunu da belirtelim. 62,5 lira ile 62,95, bakın bu seviyeler, yani 63 lira civarları belki girim için makul seviyeler olabilir. Yani böyle şöyle baktığımız zaman yaklaşık oradan da %33 civarında bir potansiyel var. Şu trende belki bir ihtimal iğne atabilir diye düşünürsek de bakın oradan da şöyle, eğer gelirse birkaç gün içerisinde bakın %40 civarında da bir potansiyel olduğunu söyleyebiliriz. Peki bu potansiyel gerçekçi bir potansiyel mi? Hemen ona da bakalım. Sektörel bazı baktığımız zaman şöyle FK üzerinden bir çalışma yapmak istiyorum. Hemen hesap makinemizi açalım. 50.7, yani öz sermaye karlı üzerinden çalışalım. 50.7 bölüm 49.2 diyelim, %3'lük bir artısı var bu anlamda. Çarpı diyelim sektörün FK ortalaması 12.38, bölü diyelim 8.83, bu da Konya Kağıt'ın FK'sı. Baktığımız zaman %44 primlenmesinde sıkıntı olmayacağını görebiliyoruz. Yani burada kısa vadede %30 gitmesinde bir sıkıntısı yok diye düşünüyorum Konya Kağıt şirketinin. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım video sizler için de faydalı olmuştur. Videoları beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Ayrıca özel ayrıcalıklardan da faydalanmak içinse bizleri katıl butonuyla destekleyebilirsiniz. Katıl birinci seviyede toplantılar yapıyoruz ve böyle halka arz olan şirketlerinde detaylı analizlerini yapıyoruz. Bunları katıl 1'e yüklüyoruz. Katıl 2 içinse haftada bunların dışında ekstra bir video yükleniyor, bilginiz
Olsun. Evet, kendinize iyi bakın diyorum ve de hepinizi Telegram grubumuza bekliyorum. O da açıklama kısmında yer alıyor ve hepinize de bol kazançlar diliyorum.